Nizip'te istişare toplantısı. AK Parti Gaziantep milletvekillerinin katılımıyla Nizip Ticaret Borsası toplantı salonunda istişare toplantısı düzenlendi. Mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen toplantıda önce Nizip için yapılanlar anlatıldı, daha sonra ise muhtarlardan mahalleleriyle ilgili sorunları dinlenerek yapılması gerekenler konusunda not alındı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hacı Feyzo Akdoğan, "Ben her zaman söylüyorum, Allah Fatma Şahin Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çünkü o bizim her eksiğimizi tamamlayarak tüm ihtiyaçlarımıza anında karşılık veriyor. Sadece ilçenin değil, tüm köylerin de isteklerini yerine getiriyor. Bu nedenle ilçemiz ve tüm mahalleleri Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkılarıyla daha güzel bir hal alıyor. Böylelikle yapılan tüm hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ilçem adına teşekkür eder, hizmetlerinin de devamını dilerim" şeklinde konuştu. AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan ise toplantıya katılan ve Niziplilerin sorunlarını dinlemek için ilçeye gelen milletvekilleri ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçici'ye teşekkür etti. Başkan. Çok değerli Nizip ilçe muhtarlarımız ve temsilcilerimiz, aynı zamanda hanımefendiler, beyefendiler, istişare toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekillerim, değerli muhtarlar, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ülkemiz çok zor bir durumdan geçmekte. 17-25 Aralık yargı darbesi, arkasından 15 Temmuz askeri darbeden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu girişimlerin hepsini atlattık. Burada da İl Başkanımızın dünkü ifadesiyle muhtarlarımızın, Nizip'imizin sorunun dinleyelim dediler. Milletvekillerimiz teşrif ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Saygı olsun. Bakan Hanım'ın hepinize selamlar. Maalesef uçağa kalkmadı. Özellikle Nizip'te olmak istiyordu. Bu toplantıyı da kendisi tertip etti. Nizip'te Bakan Hanım'ın çok önemli var, sizler de biliyorsunuz. Ben her zaman söylüyorum, açık ve net. Allah Fatma Şahin'i başımıza eksik etmesin. Nizip'in bütün sözlerinde fazlalarını yapıyor. Su havzalarını yapıyor, kanalizasyonlarını yapıyor, kilit taşlarını yapıyor. Şu anda Çamlı Mesra Ağabeyimizi yapıyor. Karpuz Atamızı yaptı. Müslüm Yalcıoğlu Burmanımızı yaptı. Yeni Belediye Hizmet Binamızı yapıyor. Ve toprak mahsulleri alanına yaklaşık 50 trilyon para harcıyor. En az 50 trilyon. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız burada yok. Ama melekleri var, Allah var. Allah kendisine razı olsun. Ve hizmetlerine devamını bekliyoruz. Bunu istiyoruz bu zararda. Seyretmeye devam edin. Daha çok güzel hizmetler yapacağım inşallah. Hizmet yapanımız ve bütün vekillerimizden, bütün başkanlarımızdan ve çalışma arkadaşlarımdan herkese Allah razı olsun diyorum. Herkese ayrı günler diliyorum. Yine özellikle mevcut belediye binamızın hizmete verememesi çok yoğun bir şeye rağmen 50 yıllık bina artık hizmete cevap veremeyecek durumda. Herkesin bildiği Mimar Sinan mahallemizde daha önce Kültür Müdürlüğü tarafından yapılmış olan bir kültür merkezi var. Ancak bir türlü işleme geçirilememişti. Bu binayı biz Büyükşehir Belediyesi olarak devraldık. Binanın tamirat ve yeniden düzenleme işlemleri şu an devam ediyor. Bir aydan az bir zamanımız kaldı. İnşallah bir ay sonra bu binayı belediye hizmet binası olarak sizlerin Nizip'in hizmetine sunmuş olacağız. Mezarlık camimizin bulunduğu yerdeki
sundurma ve tuvaletlerle ilgili talepler vardı. Bunu sundurma tamamlandı. Tuvaletin şu an ihalesi bitti. Çok yakın bir zamanda başlayacak inşaatı. Yine Hacı Fevzi Başkanımızın söylediği, çok uzun zamandır bizim bizzat peşinde uğraştığımız bir iş tamamen sonuca ulaşmış durumda şu anda. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yeri belediyemize geçmiş durumda. Protokolü yapıldı. Uygulama projeleri şu anda, detay projeleri yapılıyor. Şu anda bir ay gibi bir zaman içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mevcut hizmet binası ve lojmanlarını da takas şeklinde yer vereceğiz. Kendilerine yeni lojmanlar vereceğiz ve binayı da bizim eski hizmet binasından yer vererek çözeceğiz. Ve ofisin yerini teslim alarak nitelikli 45 bin metrekareye yakın bir alan üzerinde çok ciddi bir sosyal tesis daha kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Bununla beraber yine hemen arkasından ikinci bir yeri slayta almadık ama onun da sıcak bilgisini vereyim. Özellikle büyük projelerden, Bakan Başkan'ın ve Hacı Fevzi Başkanımızın Nizip için ciddi projelerden bir tanesi de şehir içerisinde bulunan ofisin yanında, şehir içerisinde bulunan stadyumun da şehir dışına taşınması çalışmasıydı. Bununla ilgili de geçen hafta içerisinde protokolümüzü bitirdik. İl müdürlüğü iş bitti. Geçtiğimiz ay içerisinde başkanımızla beraber bakanımızla, spor bakanımızla görüşmüştük. Kendisi zaten talimatını vermişti. Yakın zamanda da arazilerin takasıyla ilgili ildeki işlemlerimiz bitti. Önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bakanlığa giderek arazilerin takasıyla ilgili, trampa ile ilgili işlemlerim hızlandırarak en az çok yakın bir zamanda inşallah Toru Mahmut'ta bulunan eski mezbahanın yerine Nizip'e yakışan bir stadyum inşaatına başlanacak. Mevcut stadyumun yeri de yine Nizip'in kullanacağı bir protokol cami, nitelikli bir cami ve kalanı da Osmanlı Parkı'na eklenerek Nizip merkezinde çok ciddi bir sosyal alan daha kazanmış olacağız. Sıkıntı yok, ancak şöyle, yeni hatta bizim Avrupa Birliği destekli biliyorsunuz projemiz. Ama Avrupa Birliği projesi kendilerinin onayladığı bir şey olmaz. Biz hattın kabulünü bekliyoruz. Bu noktada hiçbir sıkıntı yok. Biz yönetim olarak kararımızı aldık. Hattı biz teslim alır almaz bağlantısını biz bizzat yapacağız ve aynı sistemden eskiden olduğu gibi devam edecek yeni sistemden. Başka köyün içerisindeki o şeyin de değişmesi lazım. 35-40 senedir oldu. 6 metre. Önce bir bağlantıyı yaparım. Onlarla bir değişmesi tamam. için mümkün. Önce bağlantıyı yaparım. Ondan sonra içine devam edelim. Çalışkan, samimi ilçe başkanım, yine çalışkan, samimi belediye başkanım, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız, biz teşkilat olarak buradayız, disiplinlerin emrindeyiz. Allah hepinizden razı olsun, toplantımız için kolaylara katılıyoruz. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarını ikleme sorumluyuz. Deme söylediler, hakikaten kıskandım bizim. Yapılanlar herhalde artık tek bir şey yapamadıklar başkanım. İnşallah daha olacak çevreler. Evet, Gaziantep'in 9 tane ilçesi var. Bu ilçelerin içerisinde taşra ilçeleri olarak en büyük ilçemiz Nizip. Gerçekten de siyasete girdiğim günden bu tarafa her zaman Nizip'e geldiğimde siyasetten zevk almışımdır, keyif almışımdır. Çünkü bir siyasette yönetici konumunda olan insanlar için en zor şey o gittiğiniz yerde ayrılık gayrılık olması. İnsanların bir araya gelmede sıkıntı yaşaması. Elhamdülillah gerek Refah Partisi döneminde, gerekse Fazilet Partisi döneminde, gerekse de 13-14 yıldan beri AK Parti döneminde her zaman Nizip'in siyasetinden keyif aldık. Bize bu keyfi yaşatan arkadaşlardan Allah razı olsun. Bu büyüme neticesinde Nizip'in ihtiyaçları artıyor. Bu ihtiyaçları giderme noktasında gerek merkezi hükümet, gerekse Büyükşehir Belediye Başkanlığımız elinden gelen tüm çaba ve gayreti Nizip için gösteriyor ve gösterecek. Bizler Nizip'in emrindeyiz, hizmetindeyiz. Biraz önce Latif Bey kardeşimizin sunduğu Nizip'e yapılan hizmetlerle ilgili olarak ben de zaten biliyoruz ama detaylarını burada gördükten sonra ben Büyükşehir Belediye'mizi ve bu hizmete vesile olan Latif Bey'i ve ilgili tüm arkadaşları kutluyorum. Gerçekten sosyal belediyecilik anlamında Türkiye'de örnek projeler yapan belediyelerimiz, Gaziantep'te de Büyükşehir Belediye'miz, Nizip Belediye'miz gerçekten Nizip'teki bu büyümenin altında büyük bir sırtlayıcı
omuzlayıcı rol üstleniyor. İçerinizde 10 yıl belediye reisliği yapan hepinizin malum olduğu üzere bir kardeşinizin her zaman bizim göz bebeğimiz olmuştur. Belediye başkanı iken de bizim örnek göstermişizdir. İnsanın üretkenliğiyle, çalışkanlığıyla, hizmeti sahiplenmesi ve hizmetteki ehliyle her zaman örnek aldığımız güzide şehrimiz. Ben gurur duyuyorum Nizip'le. Nizip'in yek vücut olmuş değerli siyaset adamlarıyla da hakikaten gurur duyuyorum onlarla. Geçmişte ilçemizde önemli hizmetler yapmış milletvekillerimiz Ali Şahin ve Mehmet Sarı kardeşimizi ben de şükranla buradan selamlıyorum. Değerli bir belediye başkanımız var, onu söylemeden geçemeyeceğim. Benim her zaman örnek gösterdiğim, her yerde örnek gösterdiğim imanıyla, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla örnek gösterdiğim Hacı Fevzi Akdoğan'ı da selamlıyorum. Onlarla, onunla siyaset arkadaşı olmaktan, beraber siyaset yapmaktan da çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah siyasi bize verdiğiniz yetkiyi, bize verdiğiniz süreyi en iyi şekilde kullanacağız. Sizin vekaletinizi, sizin emanetinizi taşıyoruz. Bu emaneti en iyi şekilde yapacağımızdan emin olun. Çünkü bizim anlayışımız, inancımız o ki hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Yani sözün sahibi sizsiniz. Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Yükselecek çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Mahallesi altyapısı bitti yani trafiğe kapatacağız dedi. Altyapımız bitti. Bununla ilgili çalışma var. Sana soruyorum başkanım. Muhtar ev olmayan muhtarlarımıza tespit yapılıp ev sahipleri var. Bir de muhtarlar bilgisayar. Caddesi sıcak asfalt yapılması sahipleri var. Yapılacak oraya. Tamam. Adaklı Mahallesi Mustafa Taşçı. Evet. Köyüme yapılan hizmetlerden dolayı tüm emeği geçen yetkililerden Allah razı olsun teşekkürler saygılar. Bir de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir de tatlı ya. Nizip Engeller Dernek Başkanı Afrize Komuk. İlçemizde engelli kardeşlerimiz için bir engelli merkezi ve engellilerin taşınması için bir engelli aracı. İlçemize yapılan hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tarhan ve İlçe Belediye Başkanı Tarık Bezi Aktur'a teşekkür ederim. Afrize Komuk. Engelli aracı ve engelli şey. Bunu bu işlerle beraber yapabiliriz. Şimdi köy yerleşim yerine bildiğim gibi 7-8 tane köyümüzün planı yapıldı. Dayıdağ gibi bir 15-16 tane köyümüzün de şu an hala hazır haritalar yapılıyor muhtarım. O da inşallah yılbaşına kadar tamamen 5 günlerde inşallah gelecek bu yılbaşı.